bir sonraki buluşma bakalım nasıl olacak? Sinan Oğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman görüşecek? Bunların da detaylarını ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ikinci tur için Sinan Oğan'la olası bir görüşmenin kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceğini söyledi. Görüş olarak aralarında uçurum olmadığını söyledi. Yıldırım Oğan'ı bu süreçte dikkatli davranması için de uyardı. Aldığınız oyu ticarete dökerseniz seçmen hoş karşılamaz dedi. Sinan Bey'in söyledikleriyle bizim söylediklerimiz arasında böyle uçurum yok. Yani onunla anlaşamayacağımız konular hemen hemen olmaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %49,52 oy aldı. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise %44,88. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday %50+1 şartını sağlayamadı. Gözler 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi %5,17 oranında oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'a çevrildi. Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Sinan Bey'le görüşme yapılıp yapılmayacağını kararını ben veremem. Cumhurbaşkanımız konuyu değerlendirir. Katıldığı CNN Türk canlı yayınında Oğan'la olası görüşmeye aralık kapı bıraktı AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım. Kime destek vereceği merak konusu olan Oğan'ın bazı şartları var. Yıldırım görüşlerinin yakın olduğunu söyledi. Ancak Oğan'ı bu süreçte dikkatli davranması için uyarmayı da ihmal etmedi. Sinan Bey'in de çok havaya girmesi yanlış. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız, ticarete dönüştürürseniz o seçmen size çok hoş geldin demez. Sana verdiğim oyları senin pazarlık konusu yapma hakkını kim verdi diye sorar bunu. Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel, Hüdapar'ın yemin metnine itiraz etmesi nedeniyle törenin seçimin ikinci turundan sonra yapılacağını öne sürdü. Hüdapar ise o iddiayı yalanladı. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Mahmut Şahin, yemin iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, Hüdaparlı milletvekillerinin yemin edeceğini açıkladı. Açıklama şöyle: Hüdapar, aziz milletimize ve memleketimize hizmet için meclise gidiyor. Hüdapar, hak, hukuk ve adalet mücadelesi için meclise gidiyor. Hüdapar, birileri gibi kavga, kriz ve kaos için meclise gitmiyor. Hey efendiler, vekillerimiz meclise gidecek ve yemin metnini okuyacak. Bağlantımız var. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özay'la görüştü. Ayrıntılar TV100 muhabiri Vuslat Ay'da. Vuslat. Hande Aydemir, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde elbette ki 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ne yaptığı ziyarette CHP sözcüsü Faik Öztrak ve Selin Sayek Böke eşlik etti Kılıçdaroğlu'na. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Önce heyetler arası bir görüşme gerçekleşti. Ardından Kılıçdaroğlu ile Özdağ baş başa görüştü. Görüşmede Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP hakkında düşüncelerini, fikirlerini sordu. Yine Özdağ Kılıçdaroğlu'na seçilirseniz bir enkaz devralacaksınız. Bununla başa çıkabilecek misiniz diye soru yöneltti. Bu da bize gelen bilgiler arasında. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından ikili kameralar karşısına geçti ve ortak bir açıklama yaptı. Önce Kılıçdaroğlu verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'nin sorunlarını, dünyanın sorunlarını masaya yatırdık, değerlendirmelerde bulunduk. Ben Sayın Genel Başkan'a Millet İttifakı liderlerinin görüşmelerini, çalışmalarımızı, anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerimizi ve bazı sorunlar sorduk. Olabildiğince ayrıntılı şekilde bilgilendirildim dedi. Ardından Özdağ, bazı sorularımız vardı, biz de aynı şekilde sorduk, ayrıntılı cevaplar aldık. Aldığımız cevaplar çerçevesinde yetkili kurullarda değerlendirmemizi yapacağız. Ata İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla ve Sinan
o anla bu toplantıdan önce değerlendirmeler yapmıştık. Sonrasında tekrar yine bir değerlendirme yapacağız. Kısa zaman içerisinde de tüm kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşacağız ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu bir de şuna vurgu yaptı. Türkiye'nin demokrasiye ve dayanışmaya ihtiyacı var dedi. Sayın Genel Başkan arkadaşlarıyla görüşecek. Biz kendi düşüncelerimizi ayrıntılarıyla kendilerine aktardık dedi. Şimdi gözler Kemal Kılıçdaroğlu'yla Sinan Oğan görüşmesine çevrildi diyelim ve sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım. Teşekkür ediyorum. TV100 muhabirimiz Vuslat Ay aktardı değerli izleyiciler.